Merhabalar efendim. Tıp dünyasında oldukça ilginç ve tartışmalı bir gelişme oldu. Bir domuzdan alınan böbrek bir insana takıldı. Şimdi biliyorsunuz organ nakli konusunda ciddi sıkıntılar var. Organ bağışı sayısı düşüyor ve sıkıntıdaki olan insanların sorunlarına çözüm bulunmakta zorlanıyor. Böbrek olur, kalp olur, karaciğer olabilir. İstenildiği kadar bilimsel çalışmalarla suni bir takım makineler yapılsa da hiçbir zaman o organın yerini tutmuyor. Ve bunun yanında da bir de bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanılması gerekiyor ve bu da ciddi sorunlara yol açıyor. Nitekim bundan dolayı biz de kendi hekim arkadaşlarımızdan birisini, böbrek nakli olmuş bir arkadaşımızı COVID-19'dan maalesef kaybettik. Böyle sıkıntılı bir durumda o zaman akla başka türler geliyor. Yani daha önce şempanzeden organ nakli yapılmış ama şimdi de sıra domuzlara gelmiş. Domuzlardan alınan kapaklar ve bir takım özel farklı organ parçaları da kullanılıyor. Fakat gene bunlar farklı bir türden olduğu için vücudumuzun bağışıklık sistemi tarafından reddediliyor. Her ne kadar bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar kullansanız da sonuçta bu organlar fonksiyonlarını kaybediyor. Yani reddedilme dediğim hadise bu. Çalışmıyor bu organ. İşte bir Amerikalı şirket domuzlar üzerinde çalışıyor ve domuzların genetiğini değiştirerek organlarının insana takıldığı zaman bağışıklık sistemi tarafından reddedilmesini önlüyor. Yani genetik bir takım değişikliklerle organ reddini ortadan kaldırıyor. Ve daha önce de bu şirket çalışıyordu. Muhtemelen hayvandan hayvana bir takım organ nakilleri yapıyorlardı. Fakat Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu insandan bunun uygulanması konusunda izin vermemişti. Daha çok bilimsel araştırmanın yapılması gerektiğini öne sürüyordu. Fakat beklenmedik bir gelişme oldu. Bu genetiği değiştirilmiş domuzdan alınan bir böbrek bir insana takıldı. Genç bir kadına takıldı. Fakat bu genç kadında beyin ölümü gerçekleşmişti. Ve böyle bir ilk deneysel ameliyatın yapılabilmesi için de ailesinden izin alınmıştı. Ve dolayısıyla gördüğünüz gibi iki ucu açık, tartışmalı ve gelecekte de çok insanların kafasını karıştırabilecek nitelikte bir gelişme. Tabii buna karşılık hayvandan alınan organa itiraz edenlere hayvanın etini yiyorsun, o zaman niye itiraz ediyorsun diyen bir takım gruplar da söz konusu. Ben açıkçası hayvanlara eziyet edilmemesi taraftarı olan bir insanım. Yani ben de vakti zamanında deneysel hayvan laboratuvarlarında çalışmışımdır. Açıkçası bundan hiç memnun kalmadım ve üzüntü duyuyorum. O yüzden hayvanların bu şekilde kullanımı konusunda bir tereddütüm var. Ama son çare olarak organ yetmezliğinde kullanılabilir mi derseniz evet gerek duyulursa kullanılabilir. Fakat ikinci tartışmalı konu ise beyin yolu mu ölümü olan yani tıbbi olarak öldüğü düşünülen bir kişiye bir organ takılması ve böbrek takılması, domuzdan alınan genetiği değiştirilmiş bir böbrek takılması. Şimdi ben de merak ediyorum, bu böbrek çalışıyor şu anda, idrar çıkartıyormuş, herhangi bir sıkıntısı yokmuş. Ama bir süre sonra o tıbbi olarak ölmüş olan kişinin hayatı sonlandırılacak. Ona nasıl karar verilecek? Veya bu işlemde herhangi bir ne bileyim mahkeme kararı ya da kanunsal bir boşluk var mı? Sadece ailenin izni mi yeterli mi? Açıkçası gerçekten karışık bir durum. O yüzden ben de sizden bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum efendim. Evet, kısa videomuz bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın. İyi günler efendim.